Kıymetli basın mensupları, Türkiye geçtiğimiz Aralık ayının sonunda tarihi bir asgari ücret sözleşmesine imza atmış bulunuyordu. Bundan bütün toplum, asgari ücretli olsun olmasın, bütün çalışanlar, hatta sadece çalışanlar değil, orta sınıflarda, Türkiye'nin orta sınıflarda memnun olmuştu. Çünkü asgari ücret, biraz önce Sayın Başkan'ın da vurguladığı gibi, sadece asgari ücretlerle sınırlı ekileri olmayan, toplumsal ekileri olan bir ücret birimidir. Yani bir iş yerinde asgari ücret belirlendiği zaman asgari ücretin üstünde çalışanlar da ücretlerini belli bir şekilde yukarıya doğru işverenin çekmek mecburiyetinde hissettiği bir hiyerarşik yapı var. O fonksiyonel farklılaşmayı sürdürebilmek için işverenler bu düzenlemeyi yapmak zorundadırlar. Asgari ücretin sınırlı bir ekisi olmadığını buradan görmemiz lazım. Tabii bugün pandemiden sonra büyük bir sorunla karşı karşıya kaldık. Sadece Türkiye değil, dünya büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı. Bu sorun her şeyden önce emtia zincirlerinin kopmasına, ulaştırma zincirlerinin kopmasına, emtia bulunmamasına, dolayısıyla üretim yapılarında ciddi sorunların ortaya çıkmasını şeklinde biçimlendi. Bunun Türkiye'ye yansımaları daha fazla oldu. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz rakamlarla açık bu. Yaklaşık 50 milyar dolar Türkiye'nin enerji kaynaklarına, yani petrol, doğalgaz gibi kaynaklara ayırdığı para, ödediği para bu sene 100 milyar doları geçmiş bulunmaktadır. Nasıl büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu bu 50 milyarın üzerindeki farktan görmek mümkün. Tabii bütün bunların yanı sıra bir de döviz fiyatlarındaki dalgalanmaların ekonomideki negatif etkisini, olumsuz etkisini dikkate aldığımız zaman enflasyonun gerçek sebeplerini, kaynaklarını daha objektif bir şekilde görmemiz mümkün. Tabii Türkiye bu enflasyon ortamında enflasyondan çıkış yolları konusunda da belli bir kararlılıkla mücadele ediyor. Ama tabii herkesin bileceği gibi enerji kaynaklarının düzenlenmesini bizim kendi irademizle yapmamız mümkün değil. İşte 40 küsür dolarlardan Brent petrolün varilinin 120 dolarların üstüne çıktığı bir dönemden geçtik. Bu süreçlerde karşı karşıya kaldığımız sorunlar bizim irademizin dışında yeni problemlere yol açıyor. Fakat her şeye rağmen biz bu sorunun çözümü konusunda kararlı adımlarla ilerlemek durumundayız. Bu adımlardan birisi Türkiye'nin büyümesidir. Geçtiğimiz günlerde açıklandı. İlk çeyrekte Türkiye'nin yakaladığı %7.3'lük büyüme, Türkiye'nin üretim gücünün arttığını, üretim gücünün artmaya devam ettiğini göstermektedir. Bu bizim geleceğe dair duyduğumuz güvenin en önemli kaynaklarından biridir. Bir diğer önemli kaynak da tabii bu büyümenin iç talebe dayalı değil, doğrudan doğruya ihracata dayalı, ihracatta da sanayi üretimine dayalı bir büyüme olmasıdır. Bu üretimdeki gücümüz Türkiye'nin gelecekte bu sorunları aşmasına dönük sağlıklı bir pencere içerisinden bakılmasını ve ümitli olmamızın da kaynaklarını göstermektedir. Tabii bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Yani enflasyon var ama biz üreterek enflasyonu aşacağız, ihracat yaparak enflasyonu aşacağız. Döviz üretemeyen bir ekonomide enflasyonu aşmak mümkün değildi. O zaman kaçınılmaz olarak Türkiye nereye müracaat ediyordu? IMF'in kapısını çalıyordu. Dünya Bankası'nın, IMF'nin kapısını çalan bir Türkiye'nin önüne büyüme değil, büyümeden vazgeçen politikalar öneriliyordu. Türkiye çok şükür bugün orada değildir. O kapıları çalmayacak bir yerdedir. Çünkü ekonomisi döviz üretebilir hale gelmiştir. Bu bizim güven kaynağımızdır. Geleceğe dönük de ümit kaynağımızdır. Bir başka sorun şudur. Dünyanın birçok ülkesinde bu sorun yaşanıyor. Üretim içerisinde enflasyonla mücadele etmek, biraz önce altını çizmeye çalıştığım gibi, bizim için geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor. Ama bazı ülkeler üretim içerisinde değil, tam tersine durgunluk içerisinde enflasyon yaşıyorlar. Bu stagflasyonist bir ortam demektir. Türkiye çok şükür
Bunun çok uzağındadır ve üreterek bu sorunu çözmenin, aşmanın imkanlarına sahip olan bir ülkedir. Tabii asgari ücret toplantısında özellikle üzerinde durmamız gereken mesele şudur. Enflasyonun gelir dağılımını bozacak ikisi. Enflasyon her şeyden önce gelir dağılımını bozuyor. Gelir dağılımını düzenleyen iki mekanizma vardır. Birisi rekabetçi piyasa ortamıdır. Bir diğeri de sosyal devletin sosyal politikalarıdır. Gelir dağılımını bozucu birinci etki, biraz önce bahsettiğim etki rekabetçi piyasa ortamı, muhtelif sektörler arasındaki rekabetin düzenleyici etkisiyle çözülür. Yani farklı toplumsal tabakalar arasında, farklı gelir gruplar arasında rekabetçi piyasa etkisiyle gelir dağılımını, piyasanın düzenleyici sonuçlarını görmek mümkündür. Ama çalışanlar enflasyon karşısında kendi gelirlerini düzenleyemedikleri için orada sosyal devletin devreye girmesi gerekmektedir. Bugün asgari ücretle bu fonksiyonları yerine getiren kurumsal bir düzenleme imkanıdır önümüzde. Bunun için biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi, Türkiye'nin üretim gücünün en önemli temeli olan emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz.